Öncelikle 2024-2025 sezonunun tüm Gölcük Spor ailesine, camiasına, kentimize ben ayrı olmasını diliyorum. Fikstürler çekildi, evet. Bugün gördük, tahmin ettiğimiz bir fikstür değil, gruplar belli oldu diye, iller belli oldu. Tahmin ettiğimiz bir listeydi. Bu doğrultuda zaten biz transfer planlamalarımızı yapmıştık. Bunun neticesinde buraya kadar geldik ve bugün sezonu ilk ilmanla açmış bulunmaktayız. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Ve sonunun bizim için de, şehrimiz için de hayırlı olmasını, şampiyonlukla bitmesini temenni ediyorum. Takımımız tam çok yoğun bir çalışmayla biz buralara geldik. Aslında bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda sessiz sedasız gitmiş olsak da transferlerimizi yaparken çok ummalı bir çalışma içerisinde bütün yöneticilerimizle beraber vakit geçirerek bugüne geldik. Bundan sonra da daha fazla enerji sarf edeceğiz. Takımımızın hazır hale gelmesi için teknik heyetimizle beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim önceliğimiz oyuncularımızın ve teknik heyetimizin konfor alanını yükseltmek olacak. Konfor alanını daha iyi şekilde sokmak olacak. Bunun için mücadele edeceğiz. Belediye Başkanımız çok sağ olsun her zaman yanımızda olduğu gibi bugün de ilk idmanımıza, çalışmalarımıza geldi. Bu bizim için çok önemli bir değer. Belediye Başkanımız sağ olsun desteğini bizden hiçbir zaman esirgemiyor, esirgemeyecektir de. Bu bağlamda bütün hayatımda söylediklerim bu kadar. Başkanım ilk önce 2024-2025 sezonu Gölcük Spor'umuza hayırlı olsun. Tabii grupları da gördükten sonra daha farklı sorular da olacak. Fakat şunu söyleyeyim. Çok takıma nasip olmayacak bir Gölcük Spor başlangıcı gördük. Çünkü transferin %90.8'inin bittiği bir transfer dönemi. İlk önce hocamıza da hayırlı olsun. Böyle bir takım herkese nasip olmaz. Bu transfer süreciyle ilgili bir kısa görüşlerimi alayım ondan sonra. Şimdi biz izlemediğimiz hiçbir oyuncuyu almadık. Birincisi bunu söyleyeyim. İkinci olarak bir bütçe çerçevesinde planlama yaptık. Onu ben kongre gününde söylemiştim. Daha önceden sizlerle konuşmuş olduğumuz diyaloglarımızla da dile getirmiştim. Tesadüfen kesinlikle bir iş yapmadık. Hepsini bilinçli, sağlam adımlarla diyorduk ya, sağlam adımlarla kendimizden emin bir şekilde transferlerimizin hepsinin defalarca maçlarını izleyerek karakteristik özelliklerine kadar takip ederek biz kadromuzu oluşturduk. Şu an takımımız tam 99.8 değil aslında. Takımımızın %100'ü burada. Şimdi ilerleyen dönemlerde hazırlık maçlarımız olacak. Hazırlık maçlarımızın neticesinde bir iki değerlendirme çıkar veya çıkmaya da bilir. Ben pek olacağını düşünmüyorum. İnşallah bu takım hayırlısıyla lige başlar. Maçlarını yapar. Sakatlıksız, kazasız, belasız. Ama şu an diyeceğimiz son şey transferle alakalı. Transferimiz %100'ü bitmiş durumda. İlerleyen dönemlerde de değerlendirmesini tekrar yapacağız ve sizlerle de paylaşır oluruz. Transfer bütçesi anlamında da bir iki şey söyleyeyim. Transfer bütçesini biz sezon başında açıklamıştık 10-12 milyon diye. Bu bütçeyi açtık. Açmamızın sebebi de enflasyonist ortam, piyasaların yükselmesi. O zaman bizim konuştuğumuz dönemlerde de oyuncuların fiyatlarının net oturmamış olmasıydı. Kocaeli'nde pek rekabet transfer anlamında göremesek de rakiplerimiz çünkü daha bir transfer haberi duymuyoruz. Türkiye genelindeki bal liglerinde bizim gibi erkenden hazırlık yapan çok takım vardı. Ve hedefli takımlar çok vardı. Bunlar da tabii transfer piyasasını belirlemiş oldular. Biz de bu bağlamda daha güçlü sezona girebilmek adına biliyorsunuz bugün de haberlerde ben gördüm. Sizler de görmüşsünüz. Birinciler direkt çıkıyor. İkinciler, üçüncüler playoff oynayacak diye bir söylenti var. Resmi haberi ben daha görmedim ama böyle konuşuluyor. Böyle bir durumda da bizim İşte stoperde ya da ne bileyim orta sahada kenar oyuncusunda hata yapma lüksümüz olmuyor. İşi tesadüfe ya da şansa bırakmamak adına bütçeyi biraz daha aşarak sezona girmiş bulunduk. Başkanım bir de gerçekten Gölcük Spor'un tarihine bakarsak bir Yalova Spor gerçeği var. Ondan sonra bir Tekirdağ Spor var.
Sakarya Kocaeli arasındaki tatlı bir rekabet var ve bizim gruplarda maalesef bunlarla oluşuyor. Yalova Spor'la ilgili geçmişten gelen bir final havası da Gölcük Spor'a nasip olur mu inşallah Yalova ile beraber? Yani Yalova ile beraber şöyle, daha önceden aslında istenmeyen olaylar da var. Ya onları istenmeyen olaylar da var. Biz bunların yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Yalova Spor yöneticilerle, daha önceki yöneticilerle biz görüşme halindeydik. Bir takım hazırlık maçları yapma konusunda falan görüşüyorduk. Hatta eski olaylardan dolayı hazırlık maçları yapmamızın daha olumlu etkiler yaratacağını, işte iki kulüp arasındaki dostluk ilişkisinin kurulması gerektiğini söylüyorduk. Bundan sonraki adım da öyle olacaktır. Biz Yalova Spor bizim komşu ilimizdir. Birçok arkadaşımızın oralarda ticaret yaptı, dostluk kurdu, akrabalık ilişkisi oldu zaten bilinmekte. Bu doğrultuda hareket edecektir. Bizim grubumuzdaki takımlar hiçbir zaman tamam rakibimiz ama düşmanımız değildir. Bizim yönetim tarzımızda buraya gelen misafir başımızın üstündedir. Gittiğimizde de aynı şekilde karşılamak isteriz tabii ki. Siz de bunu daha önceki yönetimlerimizde de görmüşsünüzdür. Biz önceki Temel Başkan'ın yönetimindeyken orada da gittiğimiz deplasmanlarda çok güzel ağlanıyorduk. Burada da güzel ağlıyorduk. Bunların neticesidir. Bu dostlukla olur. Bence iller arasında, ilçeler arasında da bu dostluğun devamlı olması gerektiğini düşünüyorum. Futbol yeşil sahalarda oynanıyor. 90 dakika çalındıktan sonra bitiyor. Fair play çerçevesinde devam etmeli sahanın içerisinde de. Sahanın dışında da yöneticilerin dostluk kurması, arkadaşlık bağı kurması, bir sıkıntıları olduğunda hemen koşabilmesi. Biz şimdi siyasi yönümüz olduğu için de bu tarz işlere çok aslında olumlu bakarız. Çünkü bizim burada bugün 17 Ağustos 10 gecesi oluyor. Allah rahmet eylesin. 17 Ağustos depremini öğrendiriyor. Yakınlarına aynı şekilde başsağlığı dileyelim. Biz İznik'ten, İznik Spor da bağlı gibi biliyorsunuz. İyi bir takım yaptılar. Biz İznik'ten aldığımız yardımın hatta hesabı yoktu o zaman. Ben de yaşım küçüktü ama dün gibi hatırlıyorum hepsini. Yalova'dan keza aynı şekilde, çevre illerden aynı şekilde biz depremde çok destek aldık. Bu ilişkiler aslında böyle 90 dakikanın içine sığmamalı, içerisine sığmamalı. Hepimiz kardeşiz. Elhamdülillah Müslümanız. Yardım ihtiyacı olduğunda herkes birbirine yardım etmeli. Dostluklarında bu bağlamda devam ettirmeli. Teşekkürler. Teşekkürler.